Değerli başkan, yine çok kıymetli diğer illerimizden gelen oda başkanlarımız, sayınlar. Öncelikle ben de size şeyimiz diyorum, şeyimize teşekkürler dolayı. Gerçekten çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yani siz gelirken sadece ziyaret için de gelmediğinizi duydum. Bunun haricinde şehrimize bir katkı sağlama anlamında da güzel inşallah bir takım hem açılışlar hem de güzel memleketimize istihdam sağlayacak. Yine burada güzel bir etkinlik oluşturacaklar. Ziremizde de bir işin de yine başlangıcı olacak. Ben bu manada da sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü hani Peygamberimiz de diyor ya, insanların hayırlısı insanlara faydalı olabilir diye. Hep beraberce faydalı olmak için çalışıyoruz. Bizler burada, siz de çok önemli bir şekilde böyle birlik ve yine odalar, borsalar birliği olarak Fakat'ta, Türkiye'de gerçekten güzel işler imza atılıyor. Ben bu manada sizlerin bu hayırlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah çok daha güzel işleri beraberce birlikte yapacağız. Ülkemizi daha büyüteceğiz, daha güzelleştireceğiz. Ecdadımızın bize bıraktığı güzel mirası daha iyi noktalara getirmek için bizler de gayret edeceğiz. Biz de şehrimizle uyumlu, ahenkle çalışıyoruz. Gerek Sayın Bağım, gerek yine Ticaret Kasası Başkanımız ve Borsa Başkanımız ve yine birçok kuruluşlarla, STK'larımızla ahenk içerisinde Tokat nasıl daha büyür, daha nasıl gelişir, şehirdeki insanlarımıza daha nasıl güzel istihdam sağlarız, katkı sağlarız. Hep bu gayretteyiz. Allah inşallah mahcup etmez. Çünkü bir yerde huzur olursa, birlik beraberlik olursa başarı da oradan geliyor. Kayseri önlerine hep doğru da biz çok veriyoruz. Kayseri'nin almış olduğu mesafeti siz de Kayseri'lisiniz. Herhalde burada yatıyor. Azmetmek, bir ve beraber olmak Cenab-ı Allah da ona göre de tabii ki bereketini de getiriyor. Biz de şehrimizi böyle görüyoruz. Zaten tarihinde de bu şehrin ticaret çok son derece önemli. Muhtemelen bahsedilmiştim. Biz de geçmişteki gücü de Tokat geleceğini inşa edecek diye de böyle sloganlarımızı da bahsediyoruz. İnşallah da güzel olacak diyorum. Ben bir kez daha sizlere teşekkür ederim. İnşallah Tokat'ımızda elinizi çekmiyorum. Her zaman sizlerin yapacağı çok ama çok büyük katkıda olur. Biz ona inanıyoruz. Yardımınızı da sizleri çok seviyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum bir kez daha. Sizlere saygılar sunuyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Valim, Sayın Başkanım, öncelikle Sayın Başkanımıza yeni seçildiği dönemde hayırlı olsun demek istiyorum. Sebebi ziyaretimiz hem Tokat'ın 4. Oda Birliği Başkanlığı döneminde 4. ziyaretim hem de Sayın Valimiz yeni başladı, bizim ilk geldiğimizden bu tarafa Sayın Belediye Başkanımıza hayırlı olsun demek için. Tokat aslında çok şanslı. Böyle genç, yüzyılan bir belediye başkanına sahip olduğu için. Şanslı, biraz önce söyledik, böyle bir valisi olduğu için. Aslında biraz önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'de markalaşmış şehirleri, ben bunu her yerde de özellikle vurgulayarak söylüyorum. Markalaşmış şehirlere baktığın zaman arkasında tek bir gerçek var. Ne Tokat'ın gibi toprak zenginliği falan olmayan şehirlere bakıyorsunuz, Tokat'ın 3-5-10 misli önünde. Ama arkasındaki tek gerçek birlikte rahmet ve bereket ayrılıkta azap vardır diye çok güzel bir kültürümüzde söz var. Eğer o sözü uygularsak rahmetle berekette geliyor. Yok herkes ayrı bir baş olursa o zaman da zahmeti gelir. Bugün Tokat'ta böyle bir manzarayla karşılaşmış olmaktan büyük gurur duyuyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanımız, oda ve borsa başkanlarımız ki özel sektörün Türkiye'deki üreten kesimin temsilcileri burada, satan kesimin temsilcileri burada, istihdamın sahibi olan kesim burada. Bunlarla beraber şu Tokat ancak birlikte kalkınır, birlikte zenginleşir. Tarihindeki oynadığı misyonu inşallah tekrardan oynayacak. Bu kapsamda doğru olan noktalardan bir tanesi, Sayın Valimin makamında da ifade etmiştim, Sayın Valimizin bayrağını açtığı 2015'teki Tokat için turizm yılı ilan edilmesi. Buradaki sevgili Tokatlar özellikle şunu bilmenizi isterim. Buradaki eserler birçok ülkenin tamamında var olanından daha fazla eser var. Eğer biz bunları sadece biz bilmeyip yabancıya açarsak bunun için müthiş bir zaten zenginliği de beraberinde getirmiş olacağız. Ama buna bağlı olarak altyapı eksikliklerimizi Tokat'ta tamamlıyor olmamız lazım. Havaalanı, otel,
gelecek insanların ulaşım imkanlarının en kolay şekilde Tokat'a ulaşmasını sağlamak lazım. İnşallah önümüzdeki dönemde zaten otel inşaatına, eski otelin yerine yeni bir otel inşaatı başlandığını duydum. Buna da memnun oldum. Çünkü ya renove edilecekti ya yerine yenisinin yapılması lazımdı. Tokat birkaç tane 5 yıldızlı oteli hak ediyor aslında. Doldurabilecek kapasitesi var. Ama gelecek adam her şeyi hazırlarsanız mekan olmazsa o zaman da gelmezler. İnşallah bu altyapıyı da hep beraber Tokatlılar el birliğiyle, güç birliğiyle tabii Ankara'daki Tokat'ın temsilcileriyle beraber yani milletvekilleriyle beraber olacak. İnşallah Haziran ayındaki seçimler sonucunda oluşacak tabloda da bu anlayış, valimin, belediye başkanı, o da borsa başkanların birlikteliği zaten onları da bir havuzun içinde tutacak. O tutacağına da inanıyorum ben. Bu vesileyle sen başkanım, yarın biliyorsunuz Dünya Kadınlar Günü. Ben Odalar Birliği başkan olarak iki şeyden gurur duyuyorum. Bir tanesi Türkiye'nin literatürüne girişimciliği soktuğumuz için. İkincisi Türkiye'nin dünyanın en büyük kadın girişimciler örgütünün başkanı olmaktan da gurur duyuyorum. Türkiye Odalar Borsa Birliği bünyesinde 81 ilde yaklaşık 7000 kadın girişimcimiz organize olmuş durumda. Tokat'ta da kadın ve genç girişimcilerimiz var. İnşallah onlar da bizim toplantılarımızın bir kısmını bizle beraber olacaktır. Yarın da Amasya'da inşallah kadınlarla beraber Dünya Kadınlar Günü'nün kutlamasıyla beraber kadın girişimcilerimizle beraber olacağız. Bu kapsamda size tek ricam protokollerinizde bizim Tokat'tan seçilmiş daha kardeşlerimizi görmedik ama programlarda göreceğiz herhalde. Kadın ve genç girişimcilerimizle çünkü bu, özellikle Tokat'ın tekrar göç almasını sağlayacak en önemli unsur girişimcidir. Zaten ruhunda var, kültüründe var girişimcilik. Yani bugün Kayseri neyse Tokat'ta oydu geçmişte oynadığı rol itibariyle. Bunun için de kadın ve gençleri girişimcilerimize sahip çıkmak için burada sizlerden diyeceğim onlara da protokollerde öncelikli yer verirseniz özellikle rol model olmalarını onların kimlere? Tokat'ımızdaki kadınlarımıza, Tokat'taki genç kardeşlerimize onların rol model olmasını istiyoruz ki yarının kadın girişimcileri ve genç girişimcileri onların rol model aslında onlar da girişimci olsunlar. Ben bu kapsamda çok uzun konuştum. Program epey geciktirdi. Sayın Başkanım, müsaadenizle hediyemiz var. Size takdim etmek istiyorsunuz. Yunus Emre'nin hayatı, tüm divanı artı Anadolu'daki diğer Yunusların şiirleri de bu kitapta var. Ki Yunuslarla Yunus Emre karıştırılmasın diye. Sayın Başkan. En güzel hediye. Bunu evinizde kütüphanede. Sayın Başkan. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Haber şuna. Biz de Tokat'ımızın böyle otantik bir çevrede yapıldığı sandığı dersimizden evet, ben bunu inşallah orada bilyanlar oyunda Tokat'ımızın hediyesi olarak. İnşallah hem de tanıtırsanız şöyle baktığınız el işlemeciliği yapılan Tokat yazmacılıkta bayağı. Anadolu kadını sembolü bu. Evet. Teşekkür ederim.